Seçmenine verdiği mesajında iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin adayı Alfredo Perez Rubalcaba, ülkenin bir numaralı sorunu olan istihdama dönük projelerini anlattı. Ana muhalefetteki sağ eğilimli Halk Partisi'nin lideri Mariano Rajoy ise, krizin hükümetin kapasitesizliğinden kaynaklandığını vurguladı. Rajoy hükümeti, mevcut durum sürdürülemez bir hal aldı. Çünkü 5 milyondan fazla insan bu ülkede işsiz geziyor. Biriktirilmiş borç yığınları ve ekonomideki hasar bizi bu duruma getirdi. Fakat her şeyden de öte bu sürdürülemez vaziyete gelmiş olmamızın arkasında yatan en önemli neden, görev başındaki hükümetin durumu düzeltecek kapasiteye sahip olmayışı sözleriyle eleştirdi. Rubal -Kabay ise eleştirilere, yeniden seçilirsem istihdam konusunun ulusal önceliğimiz olması için çabalayacağım. Bunun için siyasi partilerle, sendikalarla ve tabii ki kurumlarda uzlaşı zemini arayacağım. İkincisi ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracağım. Kamu harcamalarıyla gerekli teşvikler konusunda bir denge kurarak istihdamı arttırmayı hedefliyorum sözleriyle cevap verdi. Programın canlı yayın ekrana verildiği anlarda yüze yakın kişi stüdyo dışında protesto gösterisi için toplandı. Her iki parti aleyhinde sloganlar atan protestocular mevcut siyasetçilerin ülke sorunlarına çözüm üretemeyeceklerine inanıyorlar. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Savcı Halk Partisi'nin 115 civarında bir farkla İspanya'da seçimin galibi olacağına işaret ediyor.